Bitlis Detay programından merhabalar size değerli izleyenler. Bundan önceki programlarımızda aday adaylarını tanıtıyorduk. Şimdi de adaylarımız sizlerle beraber. Hükümet kanadından bu programdaki adayımız birinci sırada Sayın Cemal Taşar Bey. Hoş geldiniz efendim. Teşekkür ederim Sefer Bey. Hayırlı akşamlar diliyorum. Sağ olun. Bir dönemde vekillik yaptınız. Geçmişiniz geleceğinizin referansıdır diye düşünüyorum. Aramıza yeni nesiller de katıldı. 18 yaşını doldurup oy kullanabilecekler var. Bizler sizleri tanıyoruz, istiyoruz. Yeni gençlerimiz de sizleri tanısın. Önce Cemal Taşar kimdir diye başlayalım efendim. Evet, çok teşekkür ediyorum. Öncelikle bütün hemşehrilerime hayırlı akşamlar diyorum. Ramazanlarını kutluyorum. Allah ibadetlerimizi kabul etsin. Ben Tatvan doğumluyum. 1903 Tatvan doğumluyum. Tabii ilk ve ortaokulumu Tatvan. Daha sonra öğretmen lisesi, yatılı okul. Uzun bir süre öğretmenlik, ilk öğretim fetişliği. Daha sonra Milli Eğitim Bakanlığı'nda daire başkanlığı, genel müdür yardımcılığı, genel müdürlük ve müsteşarlık görevinden sonra 23 dönemde AK Parti milletvekili olarak 4 yıl mecliste bulundum. Bu bulunduğum süre içerisinde de BİTİS'e çok hayırlı hizmetler yaptığımı düşünüyorum. Allah nasip eder, Allah'ın inayeti ve milletimizin takdirle yeniden seçilirsek hayırlı hizmetler yapacağız. Halkımıza, milletimize minnettarız, teşekkür ediyoruz. Efendim, aniden bir seçim kararı alındı Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından. Bunun için neler söylemek istersiniz? Hani bazı kulislerde bir baskın seçim diye adlandırıldı. Köşe yazarları yazılarına bu şekilde yön verdiler. Siz neler söylemek istersiniz? Sefer Bey, teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel bir soru. Tabii takdir edersiniz, erken seçim ilk olarak Sayın Cumhurbaşkanımız gündeme getirmedi. MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli 26 Ağustos'tan bahsedince siz de takdir edersiniz ki bir memlekette eğer erken seçim gündeme gelmişse artık her şey durur. Ekonomi durur, yatırımlar durur, insanlar artık burada bir belirsizlik yaşamaya başlar. Sayın Cumhurbaşkanımız bu belirsizliğin yaşanmaması için en kısa sürede Yüksek Seçim Kurulu'na görüşerek ne kadar bir sürede siz bunu hazırlayabilirsiniz dedikten sonra en kısa süre olan 24 Haziran'da çok da güzel bir gün, bir zamana seçti. Çünkü okullar yeni bitiyor, insanlar daha tatile gitmemiş. Herkes kendi iradelerini hür bir şekilde sandığa yansıtma imkanını buldu. Tabii ki burada baskın seçimle ilgili takdir ederseniz Türkiye'yi yönetmeye talip partiler, siyasi partiler her zaman seçime hazır olması lazım. Bunların görevi budur. Şimdi temsilde hata olmasın lütfen. Siz gazetecisiniz, basın mensubusunuz. Bir yerde bir olay oluyor. Diyorsunuz ki ya bugün bırak ben biraz yatayım, yarın deme olayı alayım. Yani bir baskın seçim deme mümkün değil. Siyasi parti her zaman hazırdır. AK Parti de bunun için teşkilatıyla, genel merkeziyle, bütün şeyleriyle, teşkilatlarıyla bu şeye hazırdı, bu seçime hazırdı. Ve kesinlikle bir baskın seçim değil. Bir de takdir edersiniz hem dış mihrakların hem iç mihrakların ciddi bir baskısı var. Bir taze kana, bir yeni iradeye ihtiyaç vardı. Bu yeni kanın, bu yeni iradenin tecellisi içinde hakemin, milletin hakemliğine gidilmesi gerekiyordu. Sayın Cumhurbaşkanı ve AK Parti bu konuda kararını verdi ve ya Allah Bismillah dedi. 24 Haziran'da halkın hakemliğine gitmek üzere seçime gidildi. Onun için bir baskın seçim değil. Bu seçimin milletimize, memleketimize hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah güzel bir sonuç da alacağız nasip olursa. Biz de hayırlısını diliyoruz. Sağ olun. Yaklaşık 1500 kişilik bir araç konvoyuyla karşılandınız efendim. İyi de bir ilgi vardı. Yani her şey iyi, güzel de seçmenlerimiz neden AK Parti desin? Niçin AK Parti? Teşekkür ediyorum. Hakikaten Muş'a inişimizden bu tarafa hem teşkilatımızın hem gönüllü halkımızın çok güzel bir teveccühü vardı. Ben sizin vesilenizle hepsine teşekkür ediyorum. Herkese teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Bu milletin bize olan inancı, bize olan güveni ve bize olan teveccühüdür. Ben kendilerine teşekkür ediyorum. İnşallah halkımızın, dostlarımızın, hemşehrilerimizin bu teveccühünü en iyi şekilde karşılamaya çalışacağız. Tabii ki AK Parti 16 yıldır iktidarda ve AK Parti'nin yaptıkları milletimize güven vermiş, milletimize inanç vermiş ki yeniden AK Parti diyor. Takdir edersiniz ki Türkiye sadece ekonomik anlamda ele aldığımız zaman gayri safi milli hasıla açısından biz 3,5 kat büyümüş bir ülkeyiz.
Yani biz artık alt gerili ülkelerin sınıfında, ülkelerin gruplarından çıkıp artık yükseğe doğru orta düzeyli gerilerin şeyine çıkmış. Onun için de Allah'ın izniyle biz memleketimizdeki her kuruş verginin halka, yine de millete dönmesi için hayırlı çalışmalar yapmışız. Biz eğitimde, biz sağlıkta, ulaşımda, sosyal haklarda, kadın haklarında, özgürlüklerde Avrupa Birliği standartlarına çıkmışız. Tabii ki halk yine gene AK Parti diyecek. Yeniden AK Parti diyecek ve bizim sloganımız da vakit Türkiye vakti, vakit hizmet vakti, vakit bittiyse hizmet vaktidir. Onun için insanlarımız bize inanıyor, bize güveniyor ve Allah nasip ederse biz bu inancı, bu güveni de boşa çıkarmayacağız. Yine şunu söylemek istiyorum, bugüne kadar yaptıklarımızın gelecekte yapacaklarımıza inşallah teminatı olacak. Yaparsa AK Parti yapar diyoruz, yaparsak Allah'ın izniyle biz yaparız. Tabii bu seçim çok önemli bir seçim. Niçin AK Parti? Çünkü Recep Tayyip gibi, Erdoğan gibi bir cumhurbaşkanımız, bir genel başkanımız var. Bu sadece Türkiye'nin lideri değil, aynı zamanda dünya Müslümanların lideri, hatta ümmetin lideridir. Bütün Anadolu insanı bunun farkındadır ve Allah'ın izniyle birinci turda çok yüksek bir puanla hem cumhurbaşkanımızı seçeceğiz, hem milletvekili açısından da güçlü bir meclis, güçlü bir hükümet ve güçlü bir Türkiye ile Allah'ın izniyle milletimizin hizmetkarlığına talibiz. Hayırlısı olsun efendim. Biz İnşallah. De sizlerle beraber hayırlısını diliyoruz ülkemizde, bizlere. Teşekkür ederim, sağ olun. Bütün Müslüman alemine. İnşallah. Efendim, iki gündür öğlen namazından başlayıp sabah namazına kadar çalışmalara, ziyaretlere devam ediyorsunuz. Bu gece de olduğu gibi. Halkın içerisindesiniz. Halkın talepleri nelerdir? Teşekkür ederim. Çok güzel izlemişsiniz. Sayın Cumhurbaşkanımızın bize talimatıdır. Evet. Çalınmadık kapı, tutulmadık el, dokunmadık yürek kalmayacak. Biz bu emirle, bu prensiple Allah'ın izniyle kendi elimizde gece gündüz demeden çalışacağız, koşturacağız. Ve bütün hemşehrilerimizin, bütün dostlarımızın yüreklerine dokunacağız, ellerini tutacağız. Siz de buna şahitsiniz. Allah'ın izniyle her gün geçtikçe daha çok çalışacağız. Biz diyoruz keşke 24 saat değil, günler 48 saat olsa, biraz daha fazla çalışsak ve halkımızın memnuniyetini de görüyoruz. Tabii ki bütün bu memnuniyetin sırasında ufak tefek ihtiyaçlar var. Ben şu anda Bitlisli hemşehrilerimde şunu gördüm. Önce diyor biz Recep Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı yapacağız. Allah nasip ederse üçünüzü de, üç tane biliyorsunuz milletvekili adayımız var. Üçünüzü meclise göndereceğiz. Bugüne kadar zaten AK Parti hizmet yapmış. Bugüne kadar AK Parti bizim istediklerimizi yerine getirmiş. İnanıyoruz siz güçlü bir şekilde bizi gönderdiğimiz zaman hizmetlerimiz zaten bize gelecek. Ama bütün bunun yanında ben bir eğitimci olarak hep söylediğim şudur. Bizim hem Bitlis'in hem Türkiye'nin üç tane önemli sorunu vardır. Ben bir eğitim diyorum, iki eğitim diyorum, üçün eğitim diyorum. Bir eğitimci olduğunuz için. Evet, o gözle bakıyorum. Hani niçin eğitim diyeceksiniz? Çünkü biz eğer gerçekten kaliteli, nitelikli insanlar yetiştirecek, zaten kendi kendilerine yetecekler. Başka ihtiyaçları da kalmayacak. Kesinlikle. Onun için bizim öncelikle Bitlis'te feda edecek bir tek tane çocuğumuz yoktur. Hepsi kaliteli ve nitelikli bir eğitimden geçecek. Bunun için altyapısıdır, okullarıdır, donanımlarıdır. İlk orta artık lise ve yüksek okullarımız Allah'a hamd ediyoruz. Gene bizim dönemimizde biliyorsunuz üniversitemiz açıldı. Üniversitemizi büyüteceğiz, bölümlerini büyüteceğiz. Yine orta öğretim için yurtlarımızı çoğaltacağız. Onların altyapılarını hazırlayacağız. Ciddi anlamda öğretmen açığı varsa onları gidereceğiz. Bu yeni dönem inşallah hamle yılı olacak. Ama biliyorsunuz yine seçim manifestomuzda en önemli şey Sayın Cumhurbaşkanımız açıkladığı gibi bu dönem artık insani değerler ön plana çıkacak. Yani daha çok özgürlük, daha çok demokrasi ve daha güçlü bir ekonomi için çalışacağız. Çünkü hemen hemen altyapımızı ciddi anlamda tamamlamışız. Artık insanlarımızın refah içerisinde, mutluluk içinde yaşayabileceği, herkesin kendini özgür hissettiği, herkesin kendi düşüncesini anlattığı, herkesin folklorik özelliklerini yaşayabildiğini, dini inançlarını yaşayabildiğini, hiç kimsenin dışlanmadığı, ötekileştirmediği, hepimizin birleştiği yeni bir Türkiye. Hep bizim sloganımız bu olmuştur. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız ve hep birlikte Türkiye olacağız Allah'ın izniyle. Hedefimiz budur. Vatandaşımız da bunu bizde görmüş, bizim partimize inanmış. Başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, parti başkanımıza, başbakanımıza ve buraya gelen üç tane arkadaşız. Bizlere inanmışlar ve Allah'ın izniyle biz de halkımıza hizmetkar olmaya karar vermişiz.
Ankara'ya gittiğimizde de bu halkın hizmetinde olacağız. Yeter ki hükümetimiz korusun. Biz hizmet getirmekten hiç şey yapmıyoruz, korkmuyoruz. En iyisini yaparız çünkü AK Parti bugüne kadar yapmış, bundan sonra yapmaya devam edecek Allah'ın izniyle. Yani şunu istiyoruz, birliktelik istiyoruz, beraberlik istiyoruz. Birliktelik, beraberliğin evet. Sonucunda büyük bir güç istiyoruz. Evet. Bu şekilde mecliste gidip ülkemizi, bölgemizi, ilimizi temsil etmek, insanlarımıza vekil olmak istiyoruz. Şimdi tabii ki hizmetkar olmanın temelinde insana mutluluk getirmektir. Onların dileklerini, arzularını yerine getirmektir. Bugün özellikle bölgemizdeki en büyük sıkıntı güvenlik sıkıntısıdır. En büyük sıkıntı kucaklaşmadır. En büyük arzumuz bütün vatandaşlarımızla hiçbir etnik yapı, hiçbir inanç, hiçbir mezhebi gözetmeksizin kardeşçe bir arada yaşamadır. Bunu da yapacak tek parti AK Parti'dir. Bunu yapacak tek lider Recep Tayyip Erdoğan'dır. Ben bütün halkıma, hemşehrilerime, dostlarıma sesleniyorum. Allah rızası için, artık bu sıkıntılardan kurtulmak için, kardeşçe yaşamak için, güvenlik içinde yaşayabilmek için, herkesin huzurlu, mutlu, akşam evine giderken ekmeğini götürebileceği, çorbasını kaynaması için artık farklı şeylerden vazgeçelim. Dış mihraklardan, iç sıkıntılardan kurtulalım. Ve el ele birlikte, hep birlikte olalım, AK Parti'de buluşalım, hep kardeşçe yaşayalım, artık sıkıntılarımız geçsin, artık dertlerimiz bitsin, artık huzursuzluklar bitsin, biz huzura talibiz, biz gelişmeye talibiz, biz kardeşliğe talibiz, biz bütün dostlarımızı, arkadaşlarımızı, hemşehrilerimizi kucaklamaya talibiz, ben bütün kardeşlerimin, bütün hemşehrilerimin AK Parti şemsiyesi altında toplanarak güçlü bir sesle meclise gidip Allah nasip ederse o güçlü sesle birlikte hayırlı hizmetler yapmamız için bize güç versinler. Biz de onların hizmetkarı olarak bu istedikleri şeyleri yerine getirmeye çalışalım ve Allah nasip ederse bunları da yapacağız diyorum. Bizi kırmayıp geldiğiniz için teşekkür ediyoruz efendim. Değerli izleyenler, bizlerden ayrılmıyorsunuz. Bitiz Detay programı devam ediyor. Yine hükümet evet. Kanadından ikinci sıra adayımızı buyurun efendim. Şimdi tabii gecenin bu saat teşekkür ediyorum. Sözünüzü kestim. Gecenin bu saatinde bizi izleyen veya dinleyen seyircilerimize veya diğer zaman izleyecek değerli hemşehrilerimize hayırlı geceler diyorum. Hayırlı sahurlar diliyorum. Allah ibadetlerinizi kabul etsin. Hepinizi çok seviyorum. Hepiniz bizim için çok değerlisiniz. Allah hepinizden razı olsun. Allah yar ve yardımcınız olsun. Allah'a emanet olun diyorum. Sizlere de teşekkür ediyorum. Size teşekkür ediyoruz efendim. Bizleri kırmadığınız için size, bütün adaylarımıza başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. Yolda. Değerli izleyenler, Bitiz Detay programı devam ediyor. Yine hükümet kanalından bir vekilimizi konuk alacağız. İkinci sırada Vahit Çiler Bey. Ayrılmıyorsunuz değerli izleyenler. Teşekkür ederim.